Üreten Türkiye'den herkese sevgiler, saygılar. Bugün yine Muğla'dayız. Güzel Muğla'nın çok güzel bir mahallesindeyiz. Menteşe'ye bağlı Kıran Mahallesi'ndeyiz. Fakat Kıran Mahallesi'nde bir sorun var. O sorun da yapı kayıtla ilgili, bazı binaların yıkılmasıyla ilgili bazı sorunlar var. Bu sorunu anlamaya ve işte bu mahalle halkının da sorunlarını ekranlardan kamuoyuna taşımaya çalışmak için buraya geldik. Kendilerine de buradan yeniden teşekkür edelim. Umarız bu sorun çözülür. Baştan onu bir söyleyelim tabii. İnşallah. Ama bir anlatalım tabii, yani nedir ne değildir. Bir kamuoyuyla paylaşalım. Onunla ilgili de mahalle sakinlerimizden Nilgün Özçallı bizimle birlikte. Evet Nilgün Hanım, sizden bir dinleyelim. Sizi tanıyalım önce. Sonra da Kıran Mahallesi'nde neler oluyor? Yani bu yapı kayıtla ilgili bir sorun var. Gelip yıkılan yerler var ya da yıkılmak istenen yerler var. Evler var, ahırlar var, değil mi? Neler oluyor burada? Bir de onu dinleyelim sizden. Mikrofonu şöyle yakın tutalım. Ya şimdi 2017 senesinde yerleştim ben buraya kiracı olarak. Hepsi benim komşum. Ailem gibi oldular. Evet, ailem gibi oldu hepsi de. Şimdi arazi işiyle de ilgilendiğim dönemde, o dönemler benim. 2017'de bu imar barışı çıktığı zaman 2017 öncesini kapsadı. Fakat vatandaşta şöyle bir izlenim oluştu. İmar barışı çıkarken başvurular 2019'da bitince bütün bu, mesela kadastrocusundan tutun işte bir söylenti deriz ya, öyle bir söylenti çıktı. İşte 2019'un Aralık ayının sonunda başvurular bitti. Halk zannetti ki bunu 2019'un sonuna kadar yapılan binalar affedilecek. Herkes 2017'ye kadar affedilen binalarının yanına ek binalar yapmaya başladılar. Şimdi devlet de bunu affetmedi. Köylünün 2017'de çıkan sadece bu sit alanları için bir af mıydı, yoksa Türkiye genelinde bir imar affı mıydı? Ya o Türkiye genelinde çıkan bir aftı. Evet. Ama burayı da kapsadı. Ondan sonra işte vatandaş bunun tabii farkına varmadı. Hiçbirimiz varmadık. Yani ben işi anlamama rağmen ben de farkına varmadım. Onun hani çıkar iyi niyetle. Bir de şöyle bir şey var. Burada hiçbir zaman Atatürk'ün, hep söylüyorum bunu, Atatürk'ün hakkıyla, kanunlarıyla alınan topraklar bunlar, yerli vatandaşlar. Tabii bunun yanında rantçılar, müteahhitler, en ufak bir imar barışında bir bakıyorsunuz ki söylentisinde bile buradan çimento kamyonları geçiyor habire. Yani işte çıkacak adamlar kum sermeye başlıyorlar. Bu sefer normal vatandaş da mağdur oluyor. Devlet de aslında bunu önlemeye çalışıyor bir nebze. Ya da şunu söyleyebilir miyiz? Mesela bu dediğiniz işte büyük sermaye sahipleri, zengin insanlar, fırsatçılar, dışarıdan gelen insanların bu yaptığı şeyleri gören aslında yerli halkta bir anlamda onlar yapıyor da biz niye yapamıyoruz diye de düşünüyorlar aslında. Değil. Öyle mi? Değil. Neden değil? Buranın halkı için o geçerli değil. Çünkü buranın halkı hiç imar bilmiyor. Rastgele dedeleri çamurdan binayı yapmış, zamanla affedilmiş, oturmuş. Çünkü burası, imar çalışması yapılmamış. Evet. Sonra mahalle oldu yani. Yani imar nedir bilmiyor zaten. Hani yıkım nedir de bilmiyor. Yani dedesi orada bir çamurdan ahır yapmış, zamanla işte oraya elektrik su alabilmek için kaydettirmiş o evi. Hala da yani 2024'e girdik, hala daha bir imar çalışması yapılmadığı için gene kaçak yapı yapmak zorunda. Başka çaresi yok çünkü buralı bu insanlar. Yani yedi göbek, belki dedelerinin dedeleri buradan gelme. Bin yıllık bir köy burası. Evet. Diyorum ki size, Atatürk'ün verdiği kanunla bunlar bu topraklarını elde etmişler. O zamandan gelen tapuları var çoğunun. Tamam, yeni. Çok da rantçı da yok aslında. Hani rantçıların önüne geçmek için. Mesela adam emekli olmuş, 60 yaşına gelmiş. Buradan bir küçük toprağım olsun, bir mütevazi bir evim olsun. Hani şehirden köylere insan çekmeye çalışıyorduk. Hani çok da büyük, öyle büyük oteller yapayım derdinde olan görmedim ben ya da. Evet, gerçi şehirden köylere insan çekmemizin amacı tabii üretimi artırmak aslında. Birinci amaç o. Yoksa hani emekli olup da gelsin köyde otursun değil de, sonuç itibariyle buranın insanı yaptığı yapılar işte ahır, değil mi? Evet. Ahır. Ondan sonra evinde yaşamak için. Ev yapıyor. Yaşam alanı. Peki 2014 aslında Büyükşehir Yasası, değil mi? Büyükşehir Yasası'yla evet. Birlikte buralar mahalle oldu. O ne gibi sorunlara sebep oldu? Siz bir ya, emlak uzmanı olarak. Söylenti olarak biliyorum ben. Yani şey diyeverin şunu.
2014'teki o büyük şehirleşme zannedersem belediyenin köylüyü tanımaması. Yani belediye dediğiniz zaman mesela bir imar çıktığı yerde o binanın yapısını, şusunu busunu bilebiliyor ama köylünün derdini köy hizmetleri daha iyi anlıyormuş. Hı, anladığım kadarıyla. Tabii. Ben mesela köy hizmetlerinden emekli olmuş bir iki kişiyi tanıyorum. Bakıyorum köylüyle daha sıcak samimi iletişim içindeler. Belediyeye gittiğimiz zaman yani belediye köylüyü çok fazla şey yapmıyor. Zaten bizim köylümüzde bakmayın Ege köyüyüz ama bir tane bir memur gördükleri zaman kadının burada mesela 10 milyonluk arazisi, 10 milyonluk arazisi var ama bir tapu memurunu gördüğü zaman tir tir titriyor, konuşmasını unutuyor. Pazarda börülce satıp para alıp para verebilen kadın tapu memurunu veya bir belediye memurunu gördüğü zaman nutku tutuyor. Ya sen akıllı kadınsın, sen orada börülceyi satarken 10 lira paranın üstünü almayı biliyorsun. Senin 10 milyonluk malın var mesela, onu 20 tane memuru satın alırsın ama o memurun karşısında satın alma değil, hayır, de. Değil yani, susuyor yani ya, tabii, kadın konuşamıyor, pazarda, eziliyor. Bizim pazarda insanımız börülce satmaya benzemez yani devletin memuruyla. Bürokrasisiyle. Ama ne farkı var iki insan arasında ya, bir şey yani, olabiliyor kanun, mu? Kanun, nizam gereği neyse. İziliyorlar demek istiyorum. Ama buranın insanı, bizim insanımız yani sonuç itibariyle devletçidir. Yani devlet karşısında gördüğü zaman da öyle çok isyankar değildir. Peki teşekkür ederiz. Nilgün Hanım, başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? Bir ya işte ek... bu şeyde mesela belediye de suçluyor ya, işte diyor hani imar barışında devleti şey anlatmadınız yapıyor. Yani 2017 evet. Öncesi yapılan yapılar için bir imar affı çıktı. Evet. Değil mi? Yani yapı kayıt belgesi verdi evet, insanlara. Evet. Bunu affetti. Tamam, orada suçluyuz. Ama şeyde 2019'da başvurunun bitmesinden dolayı bir şey var. Bir yanılgı var. Bunu devletin affetmesi gerekiyor. Çünkü yerli vatandaşı, artı hiç imar çıkmamasından dolayı çıkan bir sıkıntı var. Buraya hiç imar olmaması. İmarsızlık daha kötü çünkü çok kötü bir yerleşimler var bu sefer. Hiç imar olmayınca ipini koparan konteyner atıyor. Teneke yuvası gibi, dünyanın en güzel yeri. Evet. Bildiğiniz teneke yuvası gibi. Akbük çok kötü bir durumda. Çok kötü gerçekten. Evet. Yani. Öyle güzel bir yer. Ondan sonra artı çıkan bir kanun var aslında. Hani belediyeye gittiğimizde diyor ki bize, işte oralar sit alanı olduğu için devletten gelecek bir yasa var. Ancak onlar çıkarabilir. Ben oraya imar çıkarma yetkim yok diyor. Ama bu sefer 2017'de bakanlığın çıkarmaya çalıştığı bir yasa var. Bunu da belediye mahkemeye veriyor. Evet. Aslında kanunlar tam uygulanmayınca bu keşmekeşlik oluyor değil mi? Tabii. Mesela Akbük'le ilgili tabii, konuşursak. Tabii, yani tam olarak uygulansa. Ya bilmiyorum işte lazım. Artık ne yapılması gerekiyor? Evet. Sizler peki, şey yapacaksınız. Evet. 2017 ile 19 arasındaki o yapılanlar da tabii ki 2000'de mi yani o şeye girmediği için evet. Kapsama girmediği için o yapı kaydı da vermedi, yıkmaya evet. çalıştı. Ama tabii, bir de şu evet. var. Yapı kayıt izni verdiği kişiler de var değil mi? Orada kim de var? Hemen o zaman orada verelim, amcamıza verelim. Evet. Evet, hemen evet. verelim mikrofonu. Çok teşekkür ederiz Nilgün Hanım. Yine size döneriz. Buyurun oturun siz. Oturun siz. Oturun. Şimdi ben tamam, yapı kayıt belgesinden bahsettiğim zaman bizim yapı kayıt belgesini kabul ettiler. Parasını neyse herkesin yatırdı. Ücretini de verdin sen. Efendim? Ücretini de verdin gitti parasını. Gitti beni gargolu kağıdına hatta. Dedi ki sen yapı kayıt belgesini yaptırdın mı? Yaptırdım. Paranı yatırdın mı? Hazırım dedim, yatıracağım. O zaman şöyle imza at bakayım dedi. İmza attım oraya ve çıktım. Geldim buraya. Yapı kayıt belgesini kabul ettiler. İki yıl geçti aradan. İki yıl geçti. Yapı kayıt belgesi verildi diye bizi sevindim ben. Sevindik çok kişiler. Hani zaman içinde iki sene sonra yapı kayıt belgesini iptal edildi diye bir kağıt geldi. Ben o zamanın içinde yaptığım bina hatta tam yarımıdır neredeyse. Hani daha fayansı, şusu, busu, kreması, şusu, busu herkesine ben yapı kayıt belgem var diye kabul ettiler diye yaptırdım. Zaman içinde büyük paralar masraf ettim. Dolayısıyla dediğim gibi yapı kayıtları iptal geldi yani. Böyle kişiler var burada çok.
Aynen. Peki siz ne zaman yapmıştınız yapınızı? Efendim? Yapınızı ne zaman yapmıştınız, evinizi, ahırınızı? Ben yapımı, şimdi işte o çok güzel bir soru. Şimdi 2017'de hani imar affı yasası çıktı ya. Çıktı, dedi ki o zamanın yani müjde etti, hatta halka müjde edildi. Tabii. Dediler ki biz buna 2018'e kadar şey yapabiliriz. Yani şey yapamazlarsa, hani hatta para konuşuldu da yalanı karıştırmayalım. Biz de algıladık ki 2017'nin 2018 arasındaki yapılan binalarda bizim yani dolayısıyla bu kapsamı alındı gibi düşündük. Aslında yani 2017 öncesini kapsıyormuş bu. Aslında öncekini kaplıyordu ama bize öyle açıklama yapılmadı. Dedi ki 2018'in sonuna kadar 2019 da böyle bir uygulamaya kabul edilir gibi bir ifade. Hatta o zamanın başbakanı Binali Bey'imdi. Hani Binali Yıldırım mı neydi? O açıklama yaptı. Bizzat onun ağzından duydum ben. Dolayısıyla şimdi halk böyle bir algı yaşadı burada. Dedi ki ya bizim binalarda bu işin içine girdi. Ve bir de imar kayıt belgesi yaptırdık. Bir de kabul ettiler. Çoğunu kabul etmediler. Ama bizimkini kabul ettiler zaman içinde. Daha 2 sene sonra geri peki, geldik. Canur abi sen yapı kayıt belgeni aldın ya. Aldım. Sonra ne zaman iptal edildi o? 2 sene sonra. İşte daha geçen sene. 2021. He. 21 işte 21 ta geçen 22 ha 2022'de peki ne dediler sana, niye iptal ettiklerini söylediler, sen 2017'den sonra yapmışsın dediler mi, öyle mi? Ya benim işte zaman içinde hatta ben yeniden elektrik alayım için diye başvurun dedi ki senin imar kayıt belgen yeniden güncellenecek, özür dilerim, güncellenince ben önce mesela 5000 lira yatırdım ya, 12.500 lira da para yatıracaksın dediler. Gittim 12.442 lira da para yatırdım. 2 sene sonra yani. Dolayısıyla güncellendi ve elektriği aldık, suyu aldık. Dediğim gibi 2 yıl sonra diyeceğim, en az 2 yıl sonra bizim imar kayıt belgesi iptal edildi. Dolayısıyla bizi hani zor durum geldi. Şimdi yıkım kararı geldi zaman için. İptal gerekçesi neydi? Niye iptal ettiler? Ya sen zaman, ben gerekçesini bilmiyorum. Açıldım ben öyle bir şey değil mi Nevin Hanım? Yani 2017 sonrası yapıldı. Yapıldığı için iptal edildi. Ama evet. Burada şöyle bir şey var. 2017 sonrası yapıldı ya. Alayım Canur abi ben. Şimdi bunu 2017 sonrası yapıldı. Tamam. Kabul ediyoruz. Peki siz bunu 2017 sonrası yapıldığına dair, bu başvuruyu yapıldığı anda, bu başvuruların çoğu su basmanındayken yapılan başvurular. Evet. Bu adam ondan sonra çıktı evinin masrafını yapmaya. Ha dedi, benim imar barışlı belgem kabul edildi. Bana yapı kayıt belgesi verdi. Ben binamı yapabilirim dedi. Geçti, adam ondan sonra yaptı. Elektriğini aldı, suyunu aldı, kapı numarasını aldı. Ama şu değil mi? Bir saniye şimdi. Mevcut yapılmış 2017 öncesi yapılmış binaya bu yapı kayıt belgesini vermiyorlar mı? Evet, veriyor. Orada o zaman herkese aldı. Verdiler. Ha, şu var ama yapı kayıt iznini aldıktan sonra yapmak burada yanlış. Ya 2017 öncesi, 2017 hayır, sonrası resmi ya. Çektip gönderdiğin herkese imar barışı kağıdını verdiler. Ha, yapı kayıt belgesini verdiler. Yani, evet. Ondan sonra uydu görüntüleriyle 2017 öncesi, 2017 sonrası diye ayırdılar. Bunu da 3 sene sonra yaptılar. Bu 3 sene zarfında da zaten normal vatandaş bazı şeyi bilmiyor. Yani en bilgili insan bile olsanız kaosun içine girip bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Yani dediler ki biz 2019'da başvuru yaptık. Bizim başvurularımız kabul edildi. Yapı kayıtlarımız da verildi. Parasını da ödedik. Cezasını da ödedik. Suyumuz da bağlandı. Kapı numarası bile alındı. Kapı numarası var. Şimdi kapı numarası da verildi. Peki orada ondan sonra iptal edildi. Yani diyorum ki işte bir bankaya kredi için gidiyorsunuz, diyorlar ki size sizin kırmızı şeyiniz var. Veremeyiz diyorlar. Tabii. Peki bunu baştan vermese o adam su basmanında kalır. Yaptığı 10 bin lira masrafla kalırdı. Peki orada şöyle bir sorun mu var? Yani belediyeler değil mi? Belediyelerdeki sahayı denetleyen kişiler kimler onlar? İşte herhalde yapı onu bilmiyorum. Yapı, işte, yani, yapı denetimin memurları falan herhalde. Onlar o zaman sahada yoklar mı? Hani gelip burada yok, bakmıyor. Yok, ha. Hayır. 2-3 sene sonra çıktılar. 2-3 sene sonra çıkıp geliyorlar. 2-3 sene sonra tek tek yani bakılmıyor. Şey o da gene çıkmadılar. Uydudan baktılar da çıktılar.
Hepsi uydudan bakıldı. Yani uydu görüntüsüyle yapıldı evet. Her şey. Yani aslında burada yapı denetim memurlarının, belediyenin, yerel yönetimin bir şeyi var, hatası var diyelim burada, ihmali var. Kimin var bilmiyorum. İhmal da. Bence orada yani. Canı yoksa hani Canır amca niye mesela gitsin yapsın yani? Git parasını almış, elektriğin suyunu bağlatmış, kapı numarasını almış. Başka bir evet. Şey kalmamış zaten yani. Evet. 3 yıl sonra da gelip yıkalım evet. Diyorlar. Evet. Peki ahırında var mıydı Canır abi? Ahırda var mıydı ahır? Ahır. Ya ben orada ahır mı dedim? Mikrofon. Ha, ahır. Ahır kelimesi neden nasıl oluyor? Yok senin hayvanlara falan bakıyorsun. Hayvanlarım benim burada da ha. Ama oraya da ben başvuru yaparken ürettiğim mala yani ürettiğim ürüne şeye tarlamda altında depo üstünde satış yeri yapıyorum diye imar kayıt belgesi aldım. Ha. Yani hayvanlar. Ürettiğin ürün ne senin? Zeytin. Efendim? Zeytin mi üretiyorsun? Bahçe. Ha. Sebze mi üretiyor? Ha sebze üretiyor. Tamam. Ha. Onunla ilgili bir depo yaptın. Ha ha. Altında iki oda gibi bir şey. Üstünde açık alan. Hani. Şurada hani. Aynı bu. Burası zaten aynı parsel. Aynı adanın içinde de. Mesela evet. Bu bölgede yani bu. Aynı bura. Aynı parsel içinde. Aynı parsel içinde. Evet. Şimdi ben Ulam'ı iyi algılamadığı için sen hem sorunu hemen anlayamadım biliyor musun? Gözleme satarlar. Evet. Gibi bir şeyler yapıyorsun diye düşündük. Evet. Üstüne aslında yani ürettiğim hani zeytinyağı gibi efendim portakal mandalin veya sebze gibi şeylere tırpanda dolayısıyla orada satıyorum diye yaptım. Yani. Evet. Öyle imar kayıt belgesi. Direkt şeye öyle verdik. İmar keseni yani başvurusuna. Yanlış söylemeyeyim. Başvuruyu öyle verdim zaten. Tamam öyle kabul ettin. Sonra niye iptal ettin? Yani bizi kandırdılar. Kandırdılar. İki kere param alındı. Uydu görüntüleriyle bu binaların 2017'den sonra yapıldığını ve çoğu da 2017 öncesi affedilen binaların ek binaları olduğunu görüyor. Ya. Kimisi sıfırdan yapılan binalar olduğunu görüyor. Yani ben sizi affettim evet. ama siz uyanıklık yaptınız okay. Diyor. Yani evet. Burada belediyenin yapabileceği şey yok. Evet. Ama burada karışıklık şu 2019'da yapıldı ya bu başvuruların 2019 sonu. Sonuna kadar. Burada gerçekten ben burada hak veriyorum hani belediye olsun veya çıkan şey olsun 2017'den sonra ek binalarla burada bir şey var. Tamam okey. Ama madem böyle bir şey var çünkü inanıyorsunuz ya diyor ki bir söylenti çıkıyor ya 2019'da biteceği için başvuru ya 2019'a kadar affedilecek. Çünkü hiç imar olmadığı için başka yapabileceğiniz bir şey de yok tutunuyorsunuz ona. Bir de dediğiniz gibi köylü imar nedir? Bilmiyor. Şehirdekiler gibi buna konuya hakim yok, de değil. Bugüne kadar hiç öyle imar geçmemiş buradan. Yapılmış, köy hizmetleri ilgilenmiş, bazı binaların işte şeylerini vermiş artık neye göre ruhsatını veriyordu vermiş. Bilmiyorum. Ruhsatını vermiş, köy hizmetleri ilgilenmiş. Ama belediye olunca biraz daha bir karmaşa hani ilk muhtemelen ondan diye biliyorum ben. Ama işte burada en büyük... Birincisi 2017 ile 2019 arasında yapılan binalar olduğu için burada belediye ve kanun haklı. Kanunen bizimkilerin şeysi yok. Ama bizimkilerin de şurada bir şeyliği var, haklı olan tarafları var. Birincisi hiç imar verilmemiş bu bölgeye. Zaten imarsız bina yapmadıktan sonra ev sahibi olabilmelerinin hiçbir şekilde imkanı yok. İkincisi madem 2019'da bitecekti, bizim halkımızın çoğu da bilinçsiz. Ki ben bile buna inandım, kandım yani. Hı hı. 2019'da başvuru bittiği için işte 2019'a kadar devam ettiğini zannedenler oldu. Artı üçüncüsü de 2017'de bitmiş bir şeyin 2019'da başvurusu yapan kişinin 2 sene, 3 sene sonra evini yani evinin yıkılma sistemi, kapı numaraları bile tamam. Verildikten sonra bu 2019'da başvuru yapılırken bunlar kabul edilmeseydi inanın ki bugün bu kadar insan mağdur olmayacaktı. Yani. Evet. Tabii canım temizlik benim yanımdaki komşum var. Kız temizlikçiliğe giderek bir oda daha yaptı. Bir odası var. İki oğlan bir kızı iki oğlu var. Kadın şimdi bir göz odanın içinde yaşıyor. Çocukları hani buraya da gelip gidecekler. Ya kadın hadi dedi hepimiz aynı odada mı yatacağız? Bir tane daha ek bina yapayım dedi.
Yani yok, bir oda daha yaptı yani oraya. Bir göz daha oda yaptı. Hemen onu fark ettiler. O da yıktılar. Bir sorun oldu yani. O da bir sorun oldu. Yani peki. Ya düzgün bir şekilde bugün istemez miyiz hiçbirimiz doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız toprak? Tamam. Anne, iki tane erkek çocuğu, bir tane kız çocuğu aynı odanın içinde yatması sizce uygun mudur? Yani tabii de insanlar daha değil. Modern şekilde. Ama erkek çocuklarını bir odada, kız çocuğuyla ve anne diğer odada yattığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Daha sağlıklı bireyler meydana gelir. Evet. Ama başka çaresi yok ki kadının. Temizlikçiliğe giderek yaptı. Ha, bu baştan mesela kabul edilmeseydi, aynı hani banka kredilerinde kabul edilmediği gibi, bu kadar insan bu kadar yani ses olmayacaktı bence, evet. Bu kadar. Peki. Başka mağdur olan siz varsınız değil mi? Sizden mağdur onlar zaten. Aslında mağdur onlar. Ama siz ama konuya hakimsiniz, iyi özetliyorsunuz. Ben evet. İstiyorum ya onları. Siz de mahallelisiniz ama onların derdi sizin derdiniz değil mi? Tabii. Aynı. Şöyle tutalım biraz. Evet. Ben de zaten emekli devlet memuruyum. Emekli oldum geldim. Emek ikramiyesinde burayı yatırdım. Nasıl yatırdım? Bir tane evim vardı önceden. Yapı kayıt belgesini aldım. Ona istinaden, ona dayanaraktan ek bina yaptım. Ek bina yatağında da ahırımız vardı daha önce. Kayınpederden kalma benim. Samanda mıydı yani? Hmm. Onun yerine bir oda, çocuklarım geldiği kadar 2+1 oda yaptım. Tabii mahkemeden geçtik biz. Mahkeme sonucu da biz bir şey söylemediler. Hiçbir şey de söylemediler. Sadece beraat ettiğini söylediler. Ancak ben cezadan beraat etmişim. Yani ceza almaktan beraat etmişim sadece yani. Hmm. Ama yıkım kararı geldi. Biz ona dayanaraktan ek bina yaptım. Hatta 70 metrekare yani. 30 metrekare eksi var. Zaten 100 metrekare almıştım imar barışımı. İmar barışım da iptal olmadı. Ceryanımı, suyumu, her şeyimi de aldı. Bu şekilde yani. Şu an elektriğiniz, suyunuz var. Var. Elektriğim, suyumuz var. Bir odamız var. Ama yıkım kararı geldi. Yıkım kararı geldi, evet. Ne zaman yapacaklar? Çocuklar, 3 kızım var zaten. Geldiği zaman rahat yatsın diye. Evet. Burada zeytinimiz var. Üreteceğiz. Onu işlemek için zaten bunu işler yapıyoruz biz. Yoksa biz ben buraya niçin geleyim ki yani? Burada arazim var. Daha tapulu arazim çünkü. Kaç sene, belki 200-300 sene, 300 yıllık daha dedelerimizde kalma yerlerimiz. Bunları dayanaktan, güvenerekten yaptık çünkü biz bunu. Evet, tarım arazisi. Tarım arazisi yani, zeytinliğiniz var, üretiyorsunuz. Tarım yapamıyoruz artık, zeytin diktik hepsi, zeytinle giretiyoruz. Bahçemiz var, onu da idare ediyoruz kendimize. Evet. Bu şekilde kendimizi burada idame ettiriyoruz. Yani. Evet, ne zamana yıkılacak dendi bu, yakın mıdır? Aralık 4'ünde vardı yıkım kararı. Tabii durdurmayı, yürütmeyi durdurma kararı aldık. Şu anda süre de doldu ama... Şu anda herhangi bir bilgi yok, bilmiyoruz. Peki ne talep ediyorsunuz şu anda? Şu anda yıkımın durdurulması. Biz af istiyoruz. Veya şöyle bir, bir de, pardon, öneri de şey getirmek istiyorum. Mesela bakanlık şey diyor değil mi belediyeye? Git oraya yık mı diyor. Öyle ya, mi belediye işler? Onu söylüyor ya. Evet. Bizi diyor Çevre Şehircilik Bakanı diyor. Bizi görevlendir diyor. Biz de yoksa ceza mı yiyeceğiz diyor. Müfettişlere başımıza diyor. Oraya gidiyorsun, soruyorsun, müfettiş yok. Nerede söylüyorsun, müfettişler nerede diyorsun. Yok, onu da gösteremiyorlar bizi. Ya tamam, biz görmedik çünkü, sorduk çünkü yani. Bu şekilde yani, başka bir şey. Biz istiyoruz ki yani bu yerler kontrol edilsin, bakılsın. Bu geri dönüşüm ne o? Bir yasa çıktı şimdi, yeni yasadan faydalanmak istiyoruz. Yani biz eğer depreme dayanıklı mı değil mi? İmar affı mı çıktı? İmar affından faydalanmak istiyoruz yani. Binanın yıkılmaması. Bina kimlik. Kimlik belgesi istiyoruz yani biz. Böyle bir şeyler öneriliyoruz yani. Eğer uygun olursa, bilmiyoruz. Bir şey yapılabilir Cenk Bey. Yani... Teşekkür ederim. Yine ben konuşuyorum. Yine size geldi, evet. Dünya dolaşıyor, bana geliyor. Yani hani bu deprem öncesi bir barış çıkılacak deniyordu. Ama o da söylentiydi. Hani tam olarak nedir şeysini bilmiyorum da. Şey yapabilirler. Yapı denetimli. Yani bu yıkılan binaların çoğu yapı denetimli binalardı zaten. Burada köylü kendi yapacağı bir göz odasını gayet sağlam, sağlıklı yapıyor. Gelir bir şey. Yani tek kat herhalde. Tek kat. Öyle 2 katlı, 3 katlı değil. Hani genelde köy evi tarzında zaten, tek katlı evler. Çimentosunu, kumunu, sağlamlığına bakılır. Yani af istiyorlar aslında, hani bir çıkınlık da yapmıyorlar. Tamam, biz suçluyuz ama biz affedin, biz de bir şeyin farkına varamadık. Bir hata yaptık, söylentinin de farkına varamadık. Yani biraz cahilliğimizden de oldu diyorlar. Yani gerçekten kanıyorsunuz ya. Ben diyorum size, ben bile kandım. 2017-2019 arasındaki binaların hepsini affedilecek zannedip de
Madem biz böyle bir hata yaptık, hazine arazilerini yapmamışız, komşunun arazisini yapmamışlar ya daha doğrusu yapmamışlar. Kendi tapulu arazilerinin içinde bu insanlar. Başka şansları da yok. Yani eksileri düşünüp de ha tamam biz bunu bir tartıya koyalım. Buradaki normal vatandaşlar mağdur olmasın deyip de nasıl bir büyüklerimiz nasıl bir çalışma yapabilir? Bunu artık siz dile getireceksiniz. Evet siz söyleyeceksiniz. Biz de buradan rica edeceğiz tabii. Yani, önce yani sorunu... ben de sizin gibiyim. Ben de şimdi komşularıyım bir de, da yani. Hanım, şöyle de bir durum var. Yani Türkiye'de hani kanunlar var kitaplarda ama işte uygulanmıyor. Aslında bizim hani bu konuştuklarımız biraz da ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani o kadar karışık ki durum. Evet. Bir yanda karışık bir yanda da karışık değil. Aslında karışık olmamasının yolu da şu. Kanun var, nizam var, efendim işte düzen var, sistem var. Nedir? İşte ev yapamayacaksan ev yaptırmayacaksın. O zaman elektrik su bağlamayacaksın. Evet. Değil mi? Evet. Yani o kadar çok şey oluyor ki bu olaylar böyle bir sarmala dönüşüyor ki işin içinden çıkılmaz işte böyle. Bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Yani tabii. İnsanlar para harcamışlar, yapmışlar. En azından hani bu mağduriyeti giderilsin, bundan sonra doğru adımlar atılsın. Evet, biz de bir yol arıyoruz hani. Sonuç itibariyle halk da önemli. Hani tamam devletimiz, kıyılarımız, efendim ne diyelim ağacımız, zeytinimiz önemli ama halkımız da önemli yani. Onun için bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Başka bir mağduriyet var mı bu arada? Herkes gerçi mağdur. Çok arkadan. Mağdur var burada. Yani neresinden baksanız 200 kişi vardır. Evet, hemen bir orada bir mağdurunuz. Siz konuşun sonra Ekter eşiniz. Eşiniz değil mi? Bir ayağa kalkabilirsek. Gel sen buraya. Ay tamam bir oturun siz oturun. Nilgün Hanım size daha çok danışacağız. Buyurun siz. Siz danışma kurulumuz oldunuz. Ben Halime Çakın. Prefabrik ev yaptım ben. Tuğlası yok. Çatısı plastik Eternit'ten. Ondan sonra acaba burada yaşıyorum. Elektriğimi, suyumu aldım. Ben vergisini bile yatırdım yani. Ondan sonra acaba vergi levhanız var burada. Vergi levham var. Bir işletme sonra, yani sonuç itibariyle. Evet. Yani şey yapalım söyleyelim ya bir turizm olarak kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi o konu da mesela siz anlatın ben sonra hani bir şeyler daha böyle bir söylemek isterim bu konuyla ilgili. Benim işte 4 tane çocuğum var ondan sonra acaba. Burada işte geliyorlar kalıyorlar. Oğlum var askeri ücretle çalışan bir oğlum var. Şimdi bebeği olacak burada çalışma imkanı sağladık ondan sonra acaba. Yani çalışsın dedik iş kursun dedik ama... İzin vermediler yani. Ondan sonra... Size de bir yıkımla ilgili bir kağıt geldi. Geldi. Benim 5 yıl oldu buraya yaptığım. Evet. Yapı kayıt belgesini aldık. Hala daha aktif gözüküyor. Şok ne zaman aldınız yapı kayıt belgesini? 2019'da, 18'de pardon. 18'de aldık. Evet. Hala aktif gözüküyor. Ek olduğu için. Hani iptal değil diye gözüküyor. Öyle yani. Evet, sizde böyle bir mağduriyet var. Şöyle özetlersek yani sizin tarım arazisi sonuç itibariyle yine dediğiniz zeytinlerimiz gibi. Var. Zeytinlerimiz zeytin var. Topluyoruz işte. Zeytinyağı. Yüzlerce yıldır burada yaşayan bir evet, halksınız burada. Burası bir dedelerimizden, atalarımızdan evet. Çanakkale'de şehitli olan dedelerimiz var. Or topraklardan biz işte yaşıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Deprem olduk buraya hani herkes... Akrabalarım, çocuklarım falan gelmek istiyorlar işte. Ama mağduriyet var. Turnalı'da yerleşim alanı oldu. Kandilli'de yerleşim alanı oldu. Burada biz ortada kaldık. Sizin mesela bu turizm faaliyetiniz bu köye bir katkı sağlar değil mi? Buraya geliştirir. Sağlıyor. Çalışma imkanı var. İki mesela. Tane çocuğunuz var. Oğlunuz var. Üç tane. Onları buraya çağırıp buranın ekonomisine katkı sağlar mı? Böyle sağlıyor. Bir... Evet. Sağlıyor ama işte sıkıntılar var. İşte yıkım sıkıntısı var şimdi şu anda. Mağduruz yani. Evet. Biz işte 2018'de yaptığımız için denetimli olsun, yapı kayıt belgesi verilsin. Evet. Bu yıkımlar hani iptal olsun. Biz burada hani geçimimizi sağlıyoruz. Zeytinimiz var. Ondan sonra zeytinyağı satıyoruz. Bahçemiz var. Anamız babamızdan gelen işte. Orada işte bir şeyler getiriyoruz. Burada geçimimizi sağlıyoruz. Ondan sonra eşim emekli oldu. Burada hani yaşıyoruz.
Artık. Normalde neredeydiniz? İstanbul'daydınız değil mi? Eşim emekli oldu. Geldiniz buraya yerleştiniz. Annemden kalan bir yerdi burası. Dedemizden, atalarımızdan. İstanbul'un gürültüsünden, kalabalığından kaçtık. Buraya geldik. Burada yerleşelim dedik. 5 yıl oldu. Ondan sonra ama imkan... Yerleşelim ama emekli hayatı yaşamayalım. Biraz daha üretim içerisinde, evet, ticaret yapalım dediniz. Çünkü 7,5 lira eşim aylık alıyor. Ondan... Ya bir de bunun altını özellikle çiziyorum. Yani şöyle, hani dışarıdan birisi gelip burada bu faaliyeti yapsa, hani buna belki dur demek doğru olabilir ama evet, hani bu köyün sahibi. Burada yerlisiyiz kalan, yani. Evet. Atasından kalan zeytin bahçesinde bu işi yapmak isteyen bir insana birazcık şey yapalım deriz biz hani. Bakanlığa, yerel yönetime falan. Buranın yerlisiyiz yani. Burada doğduk. Deriz. Peki. Doğduğumuz memlekete geldik. Evet. Burada yaşıyoruz ama imkansız gibi geldi. Evet. Huzurumuz bozuldu. Sıkıntılarımız var. Devlet bize el uzatsın. Bizim bu yerlerimiz yıkılmasın. Biz nereye gideriz yani? İstanbul'dan kaçtık zaten, oraya geldik. İstanbul'a dönmek istemiyorum diyorsunuz. İstemiyorum. Yani. Çocuklarım da buraya gelmek istiyor aslında. Ama imkanı yok yani. Burası hani dediğim gibi Turnalı yerleşim alanı, Kandilli'de oldu. Burada da olsun. Yani kendimiz burada zaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yabancı kimse yok o yani. O dediğiniz yer neresiydi? Turnalı mı? 2 kilometre ileride. Ne oldu orada? Nasıl bir fark? Oraya yerleşim alanı. Biz arada kaldık yani. Yine sizin gibi yani böyle... Evet. Bu durumda olan yerlere evet, yapı denetim izni verdiler mi? Yapı izni verdiler yerleşim mi? Alanı oldu. Yerleşim alanı. Yerleşim alanı. Arsaya mı çevirdiler? Arsaya mı çevirdiler? Evet, çevirdi. Arsa. Köy yerleşik alanı dendiği zaman arsa gibi oluyor. Arsa gibi oluyor. Köy biraz daha farklı. Mahalle. 18. madde gibi bir uygulama oluyor. Köy yerleşik alanı. Kadastral olacak deniz varsa aynı arsa gibi. Belli çekmelerinizi, komşu mesafelerinizi çekip bir şeyler yapabiliyorsunuz. Gene 6,5 metre en fazla yükseklik. Öyle yapabiliyorsunuz. Bir otel, pansiyon, butik otel falan gibi bir şey de işletebiliyorlar aslında mı oralar? Cenk Bey, şimdi şöyle. Bir mikrofonu pardon. Mikrofonu bir alalım. Benim çevrede hani gene Denizli olmamdan dolayı şey söyleyeceğim size de. Benim Denizli'de mesela ovamdan kaldırdığım buğdayın miktarı ile buradaki köylünün aldığı buğdayın miktarı belli. Yani burada gelir ne? Zeytin ve turizm. Başka bir şey yok. Şimdi toprak bir şey elde etmeyince, topraktan bir gelir elde etmeyince bu sefer halk daha çok satmaya başlıyor. Gençleri de satmaya çalışıyor. Şurada Osman abimiz vardı. En son yıkımlardan sonra kapattı. Benim o kadar çok hoşuma gidiyordu ki o işletme. Neydi işletme? Turizm üzerineydi. Muğlalıydı, buralı değildi. Ama köyün gençleri yaz oldu mu gelip orada çalışıyorlardı. Zaten babalarının, annelerinin geliri belli. Yani toprak var ama para yok. Ya hisseli ya şeyli, yani zeytincilikten yılın 3 ayı zeytin toplarsınız, belli bir para kazanırsınız, daimi bir gelir yok. Şimdi yaz mevsiminde Osman abi çok güzel köyün bütün gençlerine iş veriyordu. Cıvıl cıvıl görgü öğreniyorlardı, çevreyle tanışıyorlardı, onlara sahip çıkıyordu. Ben o adamı çok bilgiliyordum, çayını içiyordum, bakıyordum, aa orada Mustafa var, aa orada şu çocuk var, köyümüzün çocukları. Paralarını biriktiriyorlardı yazında, kışında okullarını o parayla okuyorlardı. Yani şimdi başka bir gelir yok ya. Burada turizm dışında bir doğru düzgün gelirleri de yok. Peki Nilgün Hanım, güzel bir noktaya değindiniz. Ben de aslında buraya geldim, hani bu konuları düşündüm, hani nasıl çözülebilir dediğimde oraya geldik. Yani burada bir basit bir imar olayı olarak görmek yerine buranın işte gelişmesi, burada insanların para kazanması, burada nüfusun artması, hani şehirler boşalsın, İnsanlar köylerine dönsün diyoruz ya. Evet. O zaman buraya bir imar olayı dışında düşünüp burada bir turizm, mesela İtalya'da falan var bu, hani benim bildiğim İtalya'da işte butik otel mesela köylerde. Evet. O köylü yapıyor mesela, gidip dışarıdan da bir büyük bir holding şirket gelip de büyük bir marka bir otel yapmıyor da o köyün halkı değil mi? Evet. Ufak butik oteller yapıyor. İnsanlar köyünde kalıyor. Evet. Ne bileyim, şarap yapıyor, bilmem ne yapıyor. Hani böyle bir geçinip gidiyorlar. Tabii, tabii. O zaman böyle bir yola mı girilmeli? Bence daha mantıklı değil mi? Değil mi? Çok yani mantıklı. Köyümüzün çok genci var. Toprağı var ama çocuk bir şey yapamıyor ki. Hiçbir şey yapamıyor. Ama orayı günlük kiraya verse yazın, devlet hem gelir elde eder, belediyenin geliri de artar, devletin geliri de artar.
Köylüye diyecek ki işte turizm amaçlı şu kadar alan bir şey yapabilirsin. Orayı ister kiraya ver. Çünkü dışarıdan gelen çok şey var. Kişi var yani. Evet. Yazın nüfusu çok fazla artıyor buranın. Evet. Şimdi sadece Akyaka'da tıkılıp kalmaktansa, yani zaten Akyaka'ya gelenler buraya yüzmeye geliyorlar. Ama buranın doğasını bozmadan, sahil şeridini tabii çok böyle içine almadan onu böyle koruyabilirsiniz. Bir bu de, şekilde korunamaz. Nilgün adam Hanım, geliyor de onun, denizi oyuyor. Evet, şöyle kanun de bir, yok, kural yok. Tabii şöyle de Texas bir şey altını çizelim. Yani burada tapulu araziden, şeyden, tabii, bahçeden tabii bahsediyoruz. Tapulu ama arazide onun bile belli kurallara dayalı. Küçük turizm bakanlığı. Mesela evet, Turizm Bakanlığı'yla birlikte ortaklaşa burasının evet, bir evet turizm alanı yapılabilir dese. Tabii. Ve yine Turizm Bakanlığı'nın izniyle, desteğiyle, düzenlemesiyle, değil mi? Tabii. Şöyle ve yapacaksın, inanın, böyle yapacaksın. Dıştan gelenler, tabii dıştan gelenler, çoğu insanlar, yani tamam %1'lik bir dilimi rantçıdır, onu bilmiyorum, ben tanımıyorum. Ben komşularım, çevrem bu kişiler. Bunlarla haşır neşir olduğum için arada böyle yanımıza gelenler var, yer alanlar var. İnanın dıştan gelenler de bazen sizin gibi insanlar. Yani koruma derdindeler. İmar çıksın istemeyen de çok fazla var. Hani belli bir şey çıksın, güzel olsun. Biz buraya zaten doğası için kaçtık diyorlar. Yani biz bu yeşillik için İstanbul'dan niye geldim? Veya işte Isparta'dan ben buraya niye geldim diyor. Ama tabii şunu onlar söylüyoruz, da bozulsun istemiyorlar. Ya buralara imarı açılsın, tüm bu güzel koylar, büyük oteller hayır, gelsin hayır, demiyoruz. Hayır, hayır, diyoruz hayır, ki bu köyün hayır, sahibi hayır, bin yıldır burada yaşayan bir köylü var. Tabii. Burada bahçesi var. Bu bahçeyi turizme çevrilebilir mi acaba diyoruz biz. E, tabii, tabii. Onu artık sizler bileceksiniz. Bu bir çıkış yani yolu olabilir mi diyoruz. Evet. Özellikle yani, evet, özellikle üretimi artırmak, köyleri canlandırmak, şehirleri boşaltmak. Aynen. Ya, bu bir, ya bir köyden elmayı çok alıyorsanız, o elmanın en kaliteli şey elmasıysa o köyün, o elmayı nasıl pazarlıyorsanız, buranın da en güzel olayı deniz, tabii, zeytin, ormanlar, deniz, ormanlar, her şey var yani. Evet. Cennet. Mesela yani, burası kışın da mesela dolabilir. Belki tabii, öyle olsa. Tabii olmaz olur mu? Ben kışın mesela bakmayın bugün birazcık soğuk. Kısa kollu geziyoruz biz burada. Güneşe, yani mesela kısa kol, şort falan hani giymek rahat değil de. Yani kışın da güzel. Yani doğayla mesela iç içe dağ, olmak. Ama yazın da mesela yukarılar 8 kilometre. Yani orada yazın burada sıcakta yüzüp güneşlenip akşam yukarıya çıkıp serinde yatmak, yaylasında da yatmak. O da çok güzel. Evet. Yani 8 kilometre sonra 900 rakım yayladasınız. Evet. Öyle de bir güzelliği karlı, var. Karlı dağlar var ya burada, ben gördüm tabii, değil mi şey yukarıda? 8 kilometre var sadece ve tam 8 kilometre yani aşağı indiğiniz zaman da denize sıfırsınız. Hı-hı. Böyle de güzel bir coğrafyası var. Yani köylü biliyor, burada yaşamış zaten yüzyıllardır. Buranın doğasını bozmuyor. Zaten imarsızlık en büyük şeyi getiriyor burada. Yani karmaşayı getiriyor. Evet. Düzgün bir kural koyacak. 1+1 verecek. 2+1 verecek. Bilmiyorum ki ya, çocuklar da buranın gençliği de aman işte Mehmet abi yapmış oraya, bak ne güzel para kazanıyormuş. Ben de şuradaki annemin tarlasını satmak yerine yapayım. Ben de orayı kiraya vereyim denilebilir. Ağaçlandırmayı fazlalaştırabilir. Valla onu sizler bileceksiniz artık. Evet, yok devlet daha iyi. Anlatacaksınız. Devlet bilir, anlatmasını siz alabileceksiniz. Ben değil. Yok, siz anlatacaksınız. Hayır, biz burada benim sizinle de dilim belli yere kadar. Evet, İçlerinde sizinle en iyi ben gibi gözüküyorum ama değilim aslında. Evet, ben biz sizinle burada fikir yürütüyoruz. Yani bu işin içerisinden nasıl çıkılır? Yoksa biz hani ülkeyi yöneten değiliz. Yönetsek tabii çözeriz, o ayrı mesele de. İnşallah. Ben bilmiyorum. Evet, başka konuşmak isteyen var mı? Bu konuyla ilgili. Harun abi mi? Ben de hakikaten. Ya hep değil mi? Ben bir saniye konuşmuyordum ya. Ya bu olsun bakalım. Sizi tanıyalım. Evet, ben İsmail Hakkı Çakın. Biz yapı kayıt mağdurları olduk. İstanbul'dan geldik, burada yapı kayıt mağduru olduk. Emekli olduk, buraya geldik. Yalnız buralar yapılırken neredeylerdi? Oo, çok ayrı bir sorun zaten. Ben bir şimdi yani evet, yapılırken buraya imar planı açılmamış. Köy statüsünden çıktı, şehirciliğe girdi. Şehircilikten şu anda hiçbir şey yapılmış, çalışma yok. Bunu yetkililerin bilmesi lazım. Köyden döndü mahalleye ama hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Köy statüsündeyken daha iyiydik. Hiç olmazsa ne yapıyorduk? Köy muhtarından alıyorduk. Tabii. İstediğimizi yapabiliyorduk. Şu anda
Şehirciliğe geçti. Şehircilik hemen geliyor, seni mühürlüyor. Ondan sonra hapis cezası, para cezası. Ondan sonra yapı kayıt belgesine başvurduk. Yapı kaydımızı aldık. Bunlar verildi. Haklar verildi. Sonra 5 sene sonra hakları geri aldılar. Neymiş? Uydu görüntüsünden burası 2018'de yapılmış. Tamam da o zaman uydu görüntüsü yok muydu? Niye verdiniz o zaman? Niye verdiniz o zaman? Evet. Niye bu masrafları yaptırdınız? Yani bu yani yapılan şeyler herhalde bir parayla yapılıyor. Yalnız biz yani istiyoruz ki buraya kimlik veresin, yapı kayıt kimlikleri veresin, kontrol edesin. Çürükse yıkılsın. Biz de yıkarız. Ama tek katlı binalar, şimdi depreme dayanıklı, burada 10 şiddetinde deprem olsa, 10 şiddetinde deprem olsa bu binalar yıkılmaz. Hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Hiçbir şey olmaz. Çünkü halkın kendi yaptığı. Halk çünkü sağlam yaptı. Çünkü içinde yaşayacak. Gidip de yani başka yerde yapmış değil. Yani gidip orman arazisine yapılmadı, hazine arazisine yapılmadı. Bunlar hep tapulu arazilere yapıldı. Evet, tabii burada şu da var. Yani şimdi tamamen tabii şeyi de vurmayalım. Yani bakanlığa falan, onların da amacı sonuçta itibariyle sit alanı ne demek işte? Doğal güzellik, işte bu ormanlar, işte bu deniz, bu güzellikler. Şimdi burası o kanunla korunmasa herhalde birkaç seneye kadar sizle ilgili demiyorum. Anladım. Yani her işte buradan arsa alan gelir buraya bina yapar. Muhtemelen buradan geçerken denizi göremeyiz. Burası beton yığını olur. Evet. Onun da bir amacı var, korumak var. Yani Nilgün Hanım da değindi ya mesela, biz de öyle bir ortak bir şey bulduk, nokta bulduk yani burada. Sonuç itibariyle bu köyün sahipleri, bu köyün insanlarının tapulu yerlerine yapmak istediği bir şeyler var. Evet. Yani diğerlerinden farklı değerlendirilsin diyoruz. Evet. Yani yoksa ranta açılsın bu sahiller. Yok, yok, yok. Bu güzelim Muğla'nın ormanları efendim kesilsin, bina olsun falan. Aynen. O zaten bir cinayet yani, o ayrı yani, mesele. Evet. Ama burada bir şöyle bir şey var, bir detay var orada yani. Bir ufak bir şey var. Orada da bu köylülerin arsalarına bir şey, farklılık bir yapmak yani. Başka bir şey değil. Yani zaten bunu söylemek lazım. Yani olmayınca şimdi memnune bir göz ev yapıyor diyor. Öbür adam da gidiyor denizde oyun geliyor mesela. Ha işte. Yani o da öbür rantçı da oradan destek alıyor. Şimdi programın başında söyledim ama ya. Hani kanun olsa, tabii. Yapamaz o adam. Kanunlar var. Tabii kanunlar var. Yazıyor. Bu bir suç. Ama bakıyorsunuz işte dediğiniz gibi, siz anlattınız galiba. Şeyin kumsalın üstüne bilmem işte restoran konduruyor. Evet. Şimdi yani evet. O da iş değil yani. Evet. Onu engelleyin. Hani kanunlara tam uyulmadığı zaman, bir işte gedik açıldığı zaman değil mi? İşte orayı görmeyin, burayı göreyim, işte orayı sonra bakarım falan dediğiniz zaman bu iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu iş daha düzenli, daha böyle kanunlara uygun evet. Yapılması lazım. Evet. Peki. Son sözlerimizi alalım. Ne demek isteriz buradan? Programın sonuna geldik. Vallahi ben istediğim bir sesimizi duyup imar denetimli imar olsun. İstiyoruz. Yani yıkım olmasın. Yıkım olmasın yani. Yani bunlar milli bir servettir. Yani devlete zarardır yıkım. Devlete kar zarar, getirmez. Zarar. Evet. Hani bir yani yıkılan yıkan yani. Yıkılır. Ben bunu diyorum. Yerel seçimler geliyor diyorsunuz. Evet, şimdi gelecekler. Halkın elindeki en büyük kalıcı, şey de o işte. Kalıcı evet. Bir çözüm yani. Bu peki. Kalıcı bir çözüm yani. Evet. Yani Cumhurbaşkanımız bunu yapar. Evet. Yaparsa o yapar. Ama tabii şunu da söyleyelim değil mi? Yani bir sonuç itibariyle bir daha onun altını çizelim. Yani evet. Bu sahiller, bu orman, bu deniz, bu güzel memleket kötü olmasın istiyoruz. Kötü olmasın. Yani evet. Güzel bir projeli. Mesela şunu da söyleyelim mi? Yani gelsin şey bakan, Turizm Bakanlığı bizi denetlesin. Bizim başımızda olsun. Aynen. Yani biz hani böyle başıboşla çalışmak istemiyoruz. Aynen. Yapımızı da denetlesin. Ondan sonra ne bileyim suyumuzu da işte giderimizi de falan filan. Buna aynen. Biz razıyız. Devlet tabii. Başımızda olsun. Aynen. Ama aynen. Bu yıkım işi pek şeydi, yapıcı bir iş değil yani. Yapıcı değil. Yapıcı değil, evet. Aynen. Yapıcı olsun diyelim. İnanın benim hiçbir şeyim yok.
Evet. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Biz teşekkür ederiz. Evet, son geldiğiniz o zaman yine yani uzman olarak çok rica ederiz. Yine uzmanımıza ya, danışalım. Benim hiçbir şeyim yok ama gidiyorsun Gülfer ablamın gözü yaşlı. Üç çocuğu için onu yapmış. Memnun'a gidiyorsun elinde bir kağıt çıkıp geliyor. Anlıyor aslında da destek istiyor artık. Ablam bunu bir okur musun? Bir şey geldi bana. Onun Gülfer gözü ablam yaşlı. Da mı yapmıştın sen? İşte ne? Mustafa abimin ha, eşi. Mustafa abimin eşi ha. Evet. Ya yazık da, o için için ağlıyor. Değil mi? Yani, yani bir oda yapana hemen yıkalım. Öbür taraftan yani şimdi söylemeyelim ben Ankara'da yaşıyorum yani. İşte ikiz kuleler yapanınkine falan mahkeme yok. Devam ediyor seçim bekleniyor evet. Kadar. Yani. Bu da bir adaletsizlik. Bu da bir adalet duygusunu şey yapan. Onu bilmiyorum ben işte bunları şey. Biliyorum. Yani. Halime dışından ağlıyor. Ama Gülfer ablam için için ağlıyor. Bu kadın gelmiş 60 yaşına oraya bir torunları geldiği evet. Zaman yatacak vallahi bir yer yapmış. Hakkı abim 60 yaşına kadar çalışmış. Yani üzülüyorsunuz. Evet. Bir yandan o tarafa gidiyorsunuz. Yani dediğiniz gibi 2017 sonrası yapılmış ama bir yandan bakıyorsunuz. Bir karışıklık var 2019'da başvuru bittiği için. Artı bir de yani başvuruları kabul etmişsiniz, elektrik su vermişsiniz, kapı numarası vermişsiniz. Adam 10 bin lira masraf etmiş, sen o yapı kayıt belgesi var diye adam bu sefer tamamını bitirmiş. O kız temizlikçilik yaparak koymuş oraya canla başla. Kıyamıyorsunuz yani ben de hiçbir sorunum yokken onların içinde kaldım sorunun siz de içinde. Hem dert oluyorsunuz hem hal oluyorsunuz. Yani. Evet yani ne yapacağımı da bilemiyorum elimden bir şey de gelmiyor. Peki. Çok yani, teşekkür ederiz. Buradan sesimizi duyurduk. Yani bu iş çözülsün diyelim. İnşallah. Ama bir daha altını çizelim. Hem bu sahiller korunsun, tabii, hem tabii, bu deniz tabii. Korunsun, hem bu orman korunsun, hem de kalmıyor. Halkımız korunsun. Hiçbir anlamı kalmıyor Cenk evet. Bey o zaman. Evet. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yani o zaman gidelim. Herkes Denizli'de, siz Ankara'da, Halime İstanbul'da yaşasın buralar bozulduktan herkes sonra. Herkes şehirlere gitsin. Bodrum ne hale geldi diyor. Yani üretim, mesela. Turizm bunlar da önemli. Evet. Siz son bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet. Ben buradan Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duysun. Bizim evlerimiz yıkılmasın. Bize elimizden tutsun, bu karanlık kuyulardan bizi çıkarsın. Devlet yıkmaz, yapar, halkının arkasında durur, önünde durmaz. Cumhurbaşkanım lütfen sesimizi duyun, yardım elinizi uzatın bize. Biz ne yaparız? Lütfen evlerimiz yıkılmasın, başka bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür.